Evet merhabalar. bu videomuzda bu utils kısmını biraz daha düzenlemeye çalışacağız. Aynı kumutları yaptığımız gibi tek tek utils'ten hepsinden burada import etmektense sunucu ekleyen burada ana dosyaya eklemektense bunu biraz daha otomatik hale getireceğiz. Fakat bu arada şu yanlışlık gelmiş. eğer e, otomatik düzeltmeler yüzünden e, eğer size böyle yukarılara kullanmadığımız ki kullanmadığımız zaman böyle hafiflik bir renk oluyor. Gelirse bunları silin bu arada. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Otomatik düzeltmeler yüzünden bazen oluşuyor onlar. Ee, ama ondan önce şöyle şu sorunumuzu çözelim istiyorum. Çok kısa bir sorun çünkü. Daha önce neden çözmedik bilmiyorum ama. Hani database'imizi sildikten sonra çalıştırdığımızda böyle bir hata alıyoruz ilk seferde. Sonra kapatıp baştan çalıştırıyoruz. Bunu çözmemiz yöntemi çok basit. Sadece şurada text.sync derken başına bir evet koyuyoruz. Bunun olayı da şu. E, şimdi biz burada e, tag'imizi kullanıyoruz. Yani veri tabanını için e, kontrol yapıyorduk ya. Daha önce bir videodan atmıştık. E, bu kontrolü yapmak için önce veri olması lazım. Fakat biz e, daha önce bahsettiğim senkron programlama mantığı çalıştığı için JavaScript e, awaits videosunda bahsettim. Senkron programlama mantığıyla çalıştığı için e, henüz daha veri tabanı oluşturulmadan sorgu yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla bunun başına bir await koyuyoruz. bunu Koymuşum. Bunun başına bir await koyduğum anda önce veri tabanı ardından çalıştıracak. Bakın şimdi tekrar database silip tekrar çalıştırıyorum. Ve bakın herhangi bir hata almadım. Database'in de oluşturuldu. Da şimdiden söyleyeyim. Mütosu kısmına gelelim. Şunun burası bir kalsın. Şimdi yine aynı şekilde client'ın altında comments oluşturduğum gibi yine client'ın altında utils şöyle yapalım. Utils yazalım buraya. Client'ın altında bir utils oluşturuyorum. Discord collection'ım. Aslında aynı mantığa dayanacak. Ee, şey komentlerle. Şimdi burada e, aynı şekilde şunu yapıyorum. const util files eşittir fs.readdirsync Nokta slash utils'in altında. ne yapıyordu? Nokta slash utils'in altındaki bütün dosyaların bana listesini dönüyordu. Nokta filter diyordum. Yani bu da dosyaları filtreliyordu. İçine yazacağım sorguya göre. İçine yazdığım sorgu da şu. File. file. Nokta js. Yani nokta js ile biten dosyaları bana döndürmesini istiyorum. Bu bir liste dönüyor bize. Dosyaların isimlerini dönüyor. Aynı şekilde komutlarda yaptığımız gibi şunu yapıyoruz. Util. Files diyelim nokta for each. Utils files nokta for each diyelim. File alıyorum. Ve ardından Diyorum ki const Utils eşittir. Aynı şekilde Burada bir hata oluşacak göstereceğim düzelteceğim daha sonra hatayı. Nokta slash utils'in altında Şunları Özel string yapmamız gerekiyor. Alt gr artı virgülle yapılan file alıyorum. Require ediyorum. Daha sonra şimdi burada şöyle bir farklılık yapacağım komanda göre. Öncelikle bir utility'm yazdırayım. Utility'm yazdırmayayım bir file'ımı yazdırayım onu görün öncelikle. Otomatik yazıyor zaten. Şimdi burada bütün dosyalarım var. Bu arada hani siz şu kadar dosya için bu kadar komut yazmaya gerek var derseniz de şunu söyleyeyim. Hani utility'lerin sayısı artacak projenizde. Artı onun üstüne burada hani yukarıda ayrı import ediyorsunuz. Aşağıda ayrı çağırıyorsunuz her birini. Sayılar artınca sizin için daha büyük düzensizlik oluşacak. Bunun yerine bunu kullanmak biraz daha mantıklı olabilir. Şimdi burada ben böyle bir şey yapıyorum. <laughs> Şöyle bir şey yapacağım. Ee, öncelikle aynı komette yaptığımız gibi yapmaya çalışalım. Daha sonra ee, düzeltelim. Öncelikle şu nokta cs'i kaldırmak istiyorum. Şöyle göstereyim. Nokta cs kaldırmak zorunda değilim ama kaldırmak zorunda mıyım? Emin değilim ama ben kaldırma taraftarıyım. File name eşittir. Şöyle yapıyorum file.split yani bu bir e, string ya yani dosyanın ismi mesela otorol.js. Bunu ben .js'e göre e, split ediyorum bunu yaptığım zaman ne oluyor onu göstereyim Bakın otorol direkt kalıyor yani .js'i sildiğim için ben noktaya göre de yapabilirim Otorol ve boş obje bu bir liste objesi olduğu için ben bunun sıfırıncı objesini sıfırıncıyı almam gerekiyor Sıfırıncı elemanı bu şekilde çalıştırdığım zaman. Evet, şu anda direkt olarak isimlerini alabiliyoruz. Ee, dolayısıyla. Artık bu şekilde kullanabiliriz. Ee, nokta koymak istemedim. Nokta yani, JS olsun istemiyorum sonunda. Fakat hani, o kadar önemli mi çok emin değilim. Bir problem çıkacağını sanmıyorum ama biraz daha güzel gözükeceğini düşünüyorum. Bu şekilde daha düzgün olacağım. Ve e, client.utils'in altına artık bunu kaydedeceğim. Nasıl kaydedeceğim client.utils.set diyorum sıra sıra her biri için. Öncelikle file name yani dosyanın adına göre utility'mi kaydediyorum. Virgül diyorum, YouTube. Bu tam olarak ne yapacak bu kod? Clients.utils'in altında bir e, bu collection'a bir veri kaydedecek. Veriyi nasıl çağıracağız? File name ile. Yani örneğin biz buraya gelip auto rol yazdığımız zaman file mesela şöyle bir şey yaptım. Client.utils.get auto rol yazdığım zaman bunu yazdığım zaman ee, direkt olarak otorol <laughs> şimdi ben burada require ettiğim için otorol dosyasının bu fonksiyonu buraya da export ettiğimiz bu fonksiyonu döndürecek bize. Umarım anlamışsınızdır bu kısmı. Util dediğimiz kısmı zaten o fonksiyonu ta kendisi. Çünkü import ediyoruz. Şimdi bu şekilde yaptığımız zaman <laughs> tek tek, tek hepsini e, client altına kaydedecek. Peki biz bunları şu. Artık şunları bir yorum satırına alacağım. Aşağı geliyorum ve burada ha huh, utils kısmı ready olduğu zaman biz bu fonksiyonları çağırıyorduk peki şimdi burada ne yapacağız şimdi yine aynı şekilde client nokta utils for diyorum ve utilimi alıyorum daha sonra direkt olarak utilsimin hatta bir utilsi yazdırayım fonksiyonları siz de görün tabi Database is not defined diyor. Çünkü alacağım veri tabanı çalıştırıldığı için bunu kapatmamam gerekiyor. Hatta bunu da kapatmamam lazım ama birazdan bunlara bahsedeceğim. Hata alacağımızı söylemiştim. Birazdan bunu söyleyeceğiz. Bakın fonksiyonlar geldi karşıma. Bu fonksiyonlar ne fonksiyonları? Burada gördüğüm util denilen fonksiyon. Şunların içindeki fonksiyonlar. Yani mesela autoroll komutu. Bu bir fonksiyon değil mi? Fonksiyon açılmış dışarıya. Dolayısıyla bunları alabiliyorum. Peki ben direkt bu fonksiyonları çağırırsam yani util'in içerisinde fakat şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Artık bütün aynı komutlarda yaptığım gibi şurada execute fonksiyonu çağırmıştım ya. Bütün utilların içerisine aynı değişkenleri göndereceğim. Yani içerisinde ben ne yapacağım? Nerede orası? Burada. Şimdi bakın burada tanımlamışız. Mesela ne göndermişiz sırasıyla? Ne gerekiyormuş? Client'imi yollamışım. Text'i yollamışım. Bir de mesela yanına bir de embed yollamışım bunlar. O yüzden embed de yazıyorum. Şimdi e, bu şekilde yaptığım zaman bunların tamamı çalışacak. Hiçbir sıkıntı çıkarmayacak. Çünkü ee, örneğin mesela buna bakalım. Burada sadece ben client'e ve text me ihtiyaç Embed'e ihtiyacım yok ama önemli değil. Eğer ben buraya embed yazmazsam bunlar hata verir. Dolayısıyla ben buraya embed yazmak zorundayım. Daha önce komutlarda bahsetmiştim bu, 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 kavramdan, bu olaydan. dolayısıyla ben buraya embed'im yazıyorum ki tamamı hiçbir hata vermesin. Hepsinin istediği verileri gönderebilmiş olayım diye. Şimdi... Tabii ki şimdi böyle bir şey yaptığımız zaman şunu diyebilirsiniz. Mesela emojis ya bunu bu şekilde yapmam lazım yani şöyle bir sıkıntı çıkıyor burada Ben bu emojisi Veya burada embed'i Ben bunları direkt olarak çağırmıyorum ya ben normalde burada Utils kısmında ben bunları çağırmıyordum Ben bu embed'leri e, direkt dosyayı fonksiyon alıp fonksiyonu direkt olarak bunların içine yolluyordum Dolayısıyla ben bunları proje import Edip fonksiyonu çağırmamam lazım yani şöyle diyeyim ben size Nerede o Bakın ben burada Client.Utils içerisinde e, for ediyorum ya her bütün yani içerisindeki bütün fonksiyonları çağırıyorum. Ama bakın buradaki birincisi embed, ikincisi emojis. Bunların ikisi çağırmam gereken yani buradan çağıracağım, burada çağırmam gereken fonksiyonlar değiller. Ben bu fonksiyonları komutlarımın içine yollayıp komutlardan çağırıyorum. Ya yani mesela hoş geldiniz mesajı gidip e, burada yapmış mı dikkat edemiyorum. Yapıyorduk ya emojisin içerisinden client. Nokta, pardon, message.client ile emojinin ismini yolluyorduk. Dolayısıyla ben bu fonksiyonu buraya çağırmamam gerekiyor. Çünkü bakın ee, yukarı çıkıyorum tekrar. Nerede o? Evet burada. Bakın bir file name'de yazdırayım. Console.org file name. Bakın client.utils'in içerisine ee, yani kaydettiğim, şurada kaydettiğim verilerin arasında, fonksiyonların arasında bakın embed de var, emojis de var. Ama ben bu embed ve emojis'in buraya kaydedilmesini istemiyorum. Sebebini az önce açıkladım tekrar açıklıyorum. Çünkü ben embed ve emojisimi burada az önce de zaten bakın azıcık geri alayım kodları. Bakın. Burada çağırmamışım. Neden burada çağırmamışım? Çünkü bunlar bunları ben app.js'im içerisinde çağrılmasını istemiyorum. Onun yerine ben bunların fonksiyonlarını çağırmak yerine direkt olarak burada import edip burada emojis mesela import edip komutların içerisine yolluyorum. Komutların içerisinden kullanmak için. Dolayısıyla ben Şimdi dosyaya kodları geri alayım. Dolayısıyla ben e, Emojis'in Burada gördüğünüz Emojis'in ve embed'in e, Burada Client.Utils'in içerisine kaydedilmesini istemiyorum. Onun yerine ben onları kendim yine aynı şekilde atayım. Yani Database aynı şekilde mesela. Database de e, Burada. Database de Kullandığımız direkt bir fonksiyon değil. Yeri geldiği zaman kullanıyoruz. Mesela şurada kullanıyoruz bakın database fonksiyonunu. E, gidip burada kullanmıyoruz. Bu tarafta kullanmıyorduk. O yüzden ben şöyle bir şey yapıyorum. E şu emojis kalsın. Embed de kalsın. Onun dışındakileri silelim. Ve şuraya şöyle bir şey açıyorum. Const utils ignore, eşittir. Bir liste oluşturuyorum. Listeye ise e, client.utils'in içerisine kaydedilmesini istemediğim dosyaların ismini yazıyorum. Tam ismini yazmayı unutmayın. Doğru yazın ismini. Bakın embed. Şuradan dosyaların ismine bakıyorum. Embed.js virgül emojis. .js yazmanıza gerek yok. Çünkü burada split etmiştik farkındaysanız. Bir de ne var? Database. Bu üçünün client.utils'in içerisinde kaydedilmesini istemiyorum. Dolayısıyla ne yapacağım? Şöyle diyeceğim. If utils.utils.altvignore.includes file name içermiyorsa başına da bir ünlem koyuyorum. Utils ignore yani benim ignore ettiğim bu şeyleri içermiyorsa file name'im. içermiyorsa ünlem koydum. O zaman direkt set edebilir. Bu arada daha önce bahsetmiş miydim hatırlamıyorum ama if sorgularında bahsetmiştim diye hatırlıyorum. If sorgularında eğer tek bir satır yazacaksanız şu parantezi açmanıza gerek yok. Direkt olarak yanına yazabilirsiniz. Boşluk bırakıp Bu şekilde e, hatta şöyle yapalım. Bir bunu yapmadan deneyim. Yani şöyle yapalım. Bitikten sonra console.log site.github'ı bir yazdırayım. Bakın otorol database şu aşağı sonra değil bizim için. Hata aldık bakın bunu da bahsedeceğim şimdi. Otorol database bakın database var embed var emojis var bunun olmaması lazım ki. Zaten olmaması gerektiğini bu hatadan da anlıyoruz çünkü diyor ki. Unable to convert color to a number. Bu ne demek? Ee, bu şu demek e, bizim embed fonksiyonumuz örneğin mesela böyle bir color alıyordu. Ve e, biz burada bakın title description ve color alıyor ama biz burada bunu yaparak bu sistemi kullanarak burada onun içine ne oluyoruz? aşağı e, şu yukarıda biraz daha yukarıda bakın client text'i ve embed'i kullanıyoruz. Bana diyor ki kardeşim sen burada ben burada senden kalır istemişim. Ya yani burada kalır üçüncü değer olarak kalır istemişim ve ben bu kalırı renk olarak kullanmışım burada. Şurada. Veya burada. Renk olarak kullanmışım diyor. Fakat sen bana herhangi bir renk yollamıyorsun ki. ki embed'in yolluyorum. Yani kendi kendini yolluyorum aslında bakarsınız. O yüzden bot ay veriyor fakat voltaj normalde almayacağız zaten şunu kullanarak. E, az önce bahsettiğim kodu. Neredeydi o? Hı. Şunu yorum satımdan çıkarıp şunun yanına alıyorum ve tekrar çalışıyorum uygulamamı. Ve bakın bu sefer embed discord yani şunun içerisine yazdığım şu 3 komut burada artık içine eklenmedi. Bu sayede aslında şu anda e, direkt olarak bu sistemleri kullanabiliyoruz. Bunları bir kontrol edelim. E, nasıl kontrol edebiliriz? Mesela şu player join name'in içerisinde, hemen içerisinde test yazmıştık. Yani bu test mesajının gönderebilmesi nasıl çalışıyordu? E, bu test mesajı kodları da göstereyim hatta direkt. Test yazmıştık diye hatırlıyorum. Evet. Bakın. Message.client.emit. Yani direkt olarak e, sanki sunucuya bile eklenmiş gibi Guard Member Add denilen event handler'ı tetiklemesini istiyorduk. Olay yakalayıcıları vardı ya. İki onu da on player join leave demiştik burada. Yani direkt olarak burayı tetiklemesini istemiştik. Yani ben ünlem HM h mesaj test yazdığım zaman, ünlem hm test yazdığım zaman sanki sunucuya birisi katılıyormuş gibi algılaması gerekiyor. Ve bu on player join leave ne? Bakın dosyalar içerisinde nerede? Burayı yanlış şey açmışım bu değil. E, bu dosya olacaktı. Şaşırım, e, kafanız karışmış olabilir. Başka dosya açmışım. Bakın, player join leave ne? Burası bu arada. E, bir utils dosyası. Yani benim aslında bu sistemde kullandığım bakın, player join leave bu dosya. Bakalım çalıştıracak mı dosyayı? Çünkü eğer sistem çalışmıyor olsaydı bu dosyanın çalışmaması yani bu bilmem, HM testin çalışmaması gerekirdi. HM kanal test diyorum. HM mesaj test mesajı yazıyorum. HM aktif diyorum. Oyun ama HM yazıyorum. Bakın test mesajı diye geldi. Yani bu YouTube dosyası burası çalıştırıldı. Eğer burası çalıştırılmamış olsaydı bu mesajı göndermezdi. hemen test yazdığım için. Yani bu sistemimizi şu an bu şekilde test edebildik. Tabii ki diğer komutları test edebilirsiniz. Fakat şuna dikkat edin. Eğer videoları takip ederken başka komutlar ekliyorsanız ve e, bu komutların içerisine mesela şurada yapmıştık client text embed diye. Ee, örnek veriyorum siz yeni bir komut eklediniz fakat burada embed'i kullanmıyorsunuz. Bunun yerine başka bir değer alıyor. Yani her şeyi ince ayrıntılar anlatmak istiyorum da. Test.js dediniz. Module.export bir fonksiyon yazdınız buraya. Ve bu içerisinde şey yapıyor. Mesela client text'i alıyor. Client alıyor. Bir de color alıyor. Herhangi bir renk alıyor. Yani bun bunlara ihtiyaç duyduğunuz bir komut yazdınız. Bunu nasıl yazmanız gerekiyor artık biliyor musunuz? Client text color diye değil. Client text embed color diye yazarsınız. Çünkü hata almamak açısından. Çünkü embedi yollamıyorum ben. E, color yollamıyorum. Embedi yolluyorum. Daha sonra gönderirken burada embedi bir de color yollarsınız. Yani tabii ki burada mantıksız oldu şu an anlatacağım ama. Ee, siz burada ekleyeceğiniz herhangi bir fonksiyona farklı bir şey de almak istiyorsanız. Mesela burada Discord almak istiyorsunuz. Evet çok mesela kullanabileceğiniz bir şey. Embedden sonra Discord almak istiyorsunuz. Siz bunu bu şekilde yapmamanız gerekiyor. Sizin client'a, text'e ve Discord'a ihtiyacınız varsa bunu bu şekilde yazmayacaksınız. Şu şekilde yazacaksınız önce Embe sonra Discord çünkü ben bu ben burada önce client'ımı sonra text'im sonra Embe'de sonra Discord'um yolluyorum. Dolayısıyla buna dikkat edin. Testi siliyorum artık. Ve dediğim gibi bu sistemi kullanarak e, daha otomatik hale getirebilirsiniz. Artık her utility eklediğimiz zaman, hep bir şey eklediğimiz zaman her seferinde buraya import etmek zorunda kalmayacağız. Tabii ki eğer böyle bir şey yaparsak edeceğiz ama o e, farklı bir iş. Ama umarım bu kısmı anlamışsınızdır.